Ama hayvanlar da kardeşlerim bizim uğrayacağımız azabı görecekler. Niye? Biz dünyada hayvanlara azap etmiyor muyuz? Ediyoruz. Hala bir kışın konuştuk, öyle kaldı bakın. Hayvanlara işkence ederek öldürenlere ceza verilsin, kanun çıkarılsın dedik. Önce dediler ki sahibi olan hayvanları işkence edenlere ceza verelim dediler. Sonra o da çıkmadı. Halbuki asıl sahibi olmayan hayvanlara eziyet edenlere ceza vermek lazım. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin o mübarek ifadesiyle hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Dünyada itiraz edemez. Ata eşeğe yükü vurursun Fazla mı yükledin, az mı yükledin? Teraziye göre tartıp yükleyen var mı? Yok. Göz kararı yüklüyor. Belki hayvana hakkından fazla yükledik. Hakkını alacak mı bu hayvan? Alacak. Neye göre alacak? Hayvanın kardeşlerim bilgisi vardır. Ama idraki yoktur. Hayvan bilmese yolu nasıl gelecek? Değil mi? Dağdan bırakıyorsun, sırtındaki odununan eve geliyor eşek. Affedersiniz. Dağdaki koyun 10 kilometre öteden cıngıl cıngıl koyunundaki kele sallaya sallaya eve geliyor. Demek ki bu hayvanda bir akıl var, idrak yok. Düşünme dediğimiz idrak yok. Öyleyse o hayvan kendine kötülük edenin ahirette azaba uğradığını gördüğünde Allah'ın ona verdiği zikir vardı ya, hayvanlar zikir çekerler. Biz şimdi yüz kere la ilahe illallah deyin diyoruz, hucu mu olduk diyor. Hucu ol, ne olur ki? Hu Allah demektir. Hu hucu deme diyor hocam diyor, suç olur diyor. Hu hu Allah Allah demek ya. Niye korkuyorsun? Bir domuz bile günde beş bin mi çekiyor, on bin mi çekiyor? Allah diyor. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ve وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerlerde ve göklerde ne varsa Allah'ı zikreder. Allah diyor bunu. Ayet bu.